İyi akşamlar tekrardan Mustafa Bey. İyi akşamlar tekrardan. Dijital yapım evi olarak son dönemde sinemaya birçok şey kattınız. En basit gişelerde gördük bunu Ayla'da, Müslüm'de ve şimdi iki yeni filmle tekrardan vizyona geliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? İkisi de çok farklı filmler. Duygusu olarak, tarz olarak, tavır olarak çok farklı. İki çok farklı film. Ayla'dan kazandığımız tecrübeyi, her şeyi yine Türk sinemasına harcadık, harcamaya devam ediyoruz. İnşallah halkımız sevdiği sürece, halkımız bizi desteklediği sürece, bizim filmlerimize geldiği sürece biz onlara böyle güzel filmler yapmaya, çok güzel filmler yapmaya, çok güzel kahramanlarımızla onları buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Bugün Amerika'da dünyanın her yerinde senaryo kısırlığı yaşanıyor. Fakat bizim ülkemizde o kadar güzel kahramanlar var ki, Veysel inanılmaz uluslararası büyük kahraman, her şey yani Neşet Ertaş keza öyle, Koca Yusuf, Naim Süleymanoğlu inanılmaz yani. Biz bu değerleri, bizim içimizden çıkan bu değerleri tek tek film yapmaya inşallah devam edeceğiz. Yaptığınız filmlerde genelde Türkiye'yi anlatan, Türkiye'de bir şeyleri anlatan senaryolarla geliyorsunuz. Hı hı. Bu fikir akımı nereden çıktı? Hep mesela bir şeyleri anlattınız. Müslüm Gürses'i anlattınız. Kore Savaşı'nda bir Türk'ün neler yaptığını gösterdiniz. Çiçero'da yine bir şey göstereceksiniz. Türk-İş Dondurma'da iki Osmanlı Türk'ünün neler yaptığını göstereceksiniz. İşte mesela Ayla çok iyi bir örnekti verdiğin. Bizim önce Ayla'yı tanıtmamız gerekiyordu. Kore Savaşı'nı tanıtmamız gerekiyordu. Maalesef çok halkımız bu konuda şeydi. Kore Savaşı hep göz ardı edilmişti. Oysa orada şehitlerimiz var, dedelerimiz şehit olmuş orada. Önce biz filmi tanıtmadan önce Kore Savaşı'nı tanıttık. Ayla'yı tanıttık. Sonra filmi şey yaptık. Yine burada da aynı taktikle ilerleyeceğiz. Önce bir yıl önceden başladık fragmanlara biliyorsunuz. İlyas Bazna'yı tanıttık. Sonra bizim bu şeylerimiz üzerine aradan kısa bir süre geçtikten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı İlyas Bazna'ya şeref madalyası verdi. Böyle böyle hem halkımızı bilinçlendireceğiz. Bakın Ayla'da mesela çok gurur verici bir şey bizim için ekip olarak. Ayla filminden sonra Ayla'nın hikayesi okul müfredatlarına girdi. Şu anda orta öğretim öğrencileri bunu kitaplarda okuyorlar. Ha, Güney Kore'de de girdi. İyi kalpli Türk asker Süleyman diye. Bunlar tabii ki bizim için gurur verici bir şey. Bugün Süleyman amca, Allah rahmet eylesin, Wikipedia'da sayfası açıldı. Çok güzel şeyler yazıyor insanlar oraya. Bunlara küçücük de olsa bir vesile olabilmek benim için onur verici bir şey. Peki son dönemde sinema sektöründe biraz zerzenişler oldu. Biliyorsunuz özellikle Mars Yapım adı altında Cem Yılmaz'la başlayan bir serüven oldu. Siz bir yapımcı olarak konuya vakıfsınızdır. Bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz neler? Benim o konuda katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var. İki yıldır beni tanıyorsunuz, birlikteyiz. Beni kesseniz doğruyu söylerim. Hiçbir politik tarafım yoktur. Siyasi konuşmayı pek bilmem. İçimde, kalbimden ne hissediyorsam onu söyleyen bir adamım. Bazen bu tehlikeli de olabiliyor ama hep dürüstçe. Ben o problemin bir kısmına katılıyorum, bir kısmına tamamen katılmıyorum. Sonuçta yurt dışından gelmiş büyük bir yatırımdır. Ve ben ilk açıklamayı yaptığım günde de demiştim ki bunların hepsi diyalogla, konuşarak çözülür. Yani nitekim bugün çözüm aşamasına geldi, çözüldü. Devletimiz, Türkiye'de de raconu devlet keser. Bence devletimiz raconu kesti, kanun çıktı Kültür Bakanlığımızdan. Kültür Bakanlığımız inşallah birkaç güne kadar da onaylanacak. Artık herhalde kavga edecek ve tartışacak bir durum kalmadı. Önemli olan mevcut sinema seyircisi üzerinden kavga etmek değil. Bana göre önemli olan tıpkı senin annen gibi sinemaya küsmüş, sinemaya gitmeyi unutmuş insanları işte Ayla gibi, Müslüm gibi güçlü sebeplerle tekrar sinema salonuna sokarsak o zaman zaten kavga edecek bir şey kalmaz. Tartışacak bir şey kalmaz. Çünkü bugün hakikaten Türk sineması işler acısı durumda. Samimi söylüyorum yani ülkemizin nüfusuna göre yıllık yapılan gişe şeyi falan çok düşük. Unutmamalıyız ki sinema çok büyük bir iletişimdir. Bugün Ayla
Bugün Türkiye'de ayla diye bir olgu var. Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı diye bir şey var. Bunu sağlayan işte o connection, o sinemanın gücü sağladı. Bunu bir, şimdi bir düşünün, bunlarla neler yapabiliriz? Çocuklarımızı nasıl eğitebiliriz? Örnek vereyim, benim çocuklarım şimdi Naim Süleymanoğlu'nun filmi seyrettikten sonra Naim Süleymanoğlu'nu tanıyacaklar. Bugün Müslüm filmini seyreden herkes tıpkı Focus Group'taki denekler gibi film biter bitmez internete girdiler. Müslüm Gürses'in hayatını araştırdılar. Onun albümünü alıp hiç iki gün kesintisiz dinlediler. Denekler de bunu yapmıştı. Ve sonra Müslüm Gürses'ten özür dilediler. Seni anlayamamışız. Affet bizi Müslüm Baba dediler. Bu benim için en büyük onur verici şeydi. Ya, Müslüm de demişken bu son dönemde Muhterem Nur'la hep bir diyaloglar oldu. Son gelişme nedir onunla ilgili? Muhterem, o konuda konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Muhterem Nur 92 yaşında. O yüzden saygısızlık da yapmak istemiyorum. Şu anda konuşurken bile kelimelerimi çok özenle ve kibarca seçmeye gayret gösteriyorum. Maalesef işte bazen keşke karakterler filmlerdeki gibi saf ve temiz kalabilse diyorsun. Ama bazen de böyle hatalar oluyor. Benim hakkımda yaptığı açıklamalar, benimle ilgili mahkemeye başvurması falan inanılmaz anlam veremediğim ve çok üzücü bir şey. Ben ona ne kötülük yaptım ki? Ben bir film çektim. Hatta bana çok teşekkür etti kendisi. Filmi böyle çektiğim için, kocasını çok iyi gösterdiğim için defalarca teşekkür etti bana. Basın yoluyla da teşekkür etti. Evet. Cuma günü de benim hakkımda dava açtı. Arkadaşlar, geçen hafta yaşanan olay şuydu. Engelsiz Yaşam Vakfı diye, evet, benim çok saygı duyduğum ve kalben ve her türlü çok desteklediğim bir vakıf var. Bu vakıf gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Ne olur girin web sayfasına bakın lütfen. İnanılmaz güzel şeyler yapıyorlar. Bu vakıf için biz geçen sene de katılmıştık, bu sene de katıldık. Bir yardım kampanyası düzenlendi. Ve bu kampanyada Demet Akalın, Müslüm Gürses'in filminde kullandığımız, zaten afişte de görürsünüz o gömleği, fragmanda da görürsünüz, o gömleği satın aldı. Niye satın aldı? Yardım amacıyla, o vakfa destek amacıyla aldı. O gün orada gömlek değil, Demet Akalın'ı ben 20 yıldır tanırım. Ciklet verseydik ciklet, ona da o parayı verip alacaktı. Evet. O yürekli kız, ben biliyorum, asker çocuğu, mert bir insan. Oraya zaten gömlek satın, arkadaşlar orada satılan şeylerin maddi bir değeri yok. Bir tane afiş satıldı, yine onu da hayırsever bir kardeşimiz Ferman Toprak aldı. Bir tane de filmde kullandığımız gömlek satıldı. Ve bundan da elde edilen gelir tamamen yardıma muhtaç, isimlerini söylemeyeceğim, benim çok kutsal olarak gördüğüm ve korkunç saygı duyduğum bir vakfa gitti. Bu ne mutlu. Şimdi diyorlar ki efendim yüzük, bir defa yüzük diye bir şey yok ortada. Yani Müslüm Gürses yüzüğü falan, öyle bir şey yok. Bir firma yüzük hediye etmiş, demiş ki vakfa bunu satın. Bizim verdiğimiz bir gömlek ve bir afiş. Velev ki ben Muhterem Nur'un yaptıklarını, söylediklerini, iddia ettiklerini yaptım. Velev ki yaptım. Yapmayın ya. Niyete bir bakın ya. Bu iş nereye gidiyor? Bu işin ucu nereye dokunuyor? Ne olur yapmayın ya. Ucunda büyük, büyük iyilik var. Bunu konuşmak bile ben utanıyorum, ayıp. Muhterem Hanım'a da bir şey demiyorum yani, inşallah o da herhalde bir yanlış informasyon oldu, ona yanlış bir bilgi gitti diye düşünüyorum. İnşallah çözülür. O zaman geçtiğimiz hafta yine bir olay daha yaşanmıştı, onu da sormak istiyoruz. Sahnede en iyi film ödülünü aldıktan sonra en iyi oyuncuyu Burak Özçivit aldı. Aslında tatlı, böyle çok sert olmadan bir zerzenişimiz oldu. Ve hafta boyunca konuşuldu. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya ben Burak'tan özür dilerim. Takacağım mı onu? Taktım onu. Ben Burak'tan özür dilerim. Ama bunu haksız olduğum için özür dilemiyorum. Onun eşi de benim eşim gibi bebek bekliyorlar. Onlara verdiğim üzüntüden dolayı, sıkıntıdan dolayı özür dilerim. Ama ben orada bütün safiyane, bakın, uzunca bir soluklu bir iş yaparsanız, bir insanla aranızda gönül bağı kurarsanız ve o işin olması için karşınızdaki insan hayatını masanın üzerine koyuyorsa, kalbini masanın üzerinden koyuyorsa, bunu kim inkar edebilir ki? Ben onu orada, Timuçin Esen'i gerçekten çok görmek isterdim. Çünkü Timuçin Esen bu sene hakikaten hem yurt içinde hem de uluslararası alanda çok 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 ödülleri hak etti. Gerçekten hak etti.
Benim oradaki tek serzenişim, çok tatlı bir serzenişti. Bunu çok ciddiye aldılar, büyüttüler. Burak benden, kardeşim sonuçta, o da benim. Bir gün inşallah onunla da çalışırız. Ben onun da haklarını tıpkı Timuçin'i savunduğum gibi savunurum. Ben orada yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Kötü bir şey söylediğimi asla düşünmüyorum. Hakaret, birini rencide etmek... Asla kötü niyetli söyledim. Öyle bir şey de söylemedim. Belki bundan sonra beni ödül törenlerine de çağırmazlar. Ödül de vermeyebilirler. Ama bana göre yanlıştı. Fakat şimdi mesela bakın, bu olaydan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi döndü, kendi kendini sorguladı. Yani evet, siz çok istiyorsunuz Burak'ın oraya gelmesini, Burak Özçivit'in. Anlıyorum. Çok seviyorsunuz. Hepimiz seviyoruz. Hepimizin vedar iftarı. Sonuçta bu ülkede kolay bir sanatçı, kolay oyuncu kolay yetişmiyor. Hakikaten hepimizin şeyi, ülkemizi yurt dışında layıkıyla temsil eden, çok güzel ailesiyle bir yaşantısı olan, çok saygı duyduğum bir insan. Tek talihsizlik benim orada, yani dobra bir şekilde bunu söylememdi. Keşke, çünkü arkadaşlar yılın en iyi sinema filmi erkek oyuncusu rolü çok, yani ödülü çok ağır bir ödüldür. Zaten söylemeniz kişi bazlı olmadığı için. Evet, yani kişi bazlı değil. Kişi bazlı değil. Ben yoksa çok severim. Yani çok da saygı duyarım. Kameralarınız aracılığıyla da eğer kırdıysam kalbini bir şekilde affetsin. Kötü niyetli bir şey yapmadım yani. Kötü bir şey söylemek için. Çok, çok teşekkür ederim. Son olarak Cicero ve Türk Dondurma'nın yayın tarihlerini söylerseniz. Yani. Cicero'nun vizyon tarihi 18 Ocak'ta inşallah. Türk İşi Dondurma'nın vizyon tarihi de 15 Mart'ta. İnşallah ikisi de güzel film i̇nşallah. Oldu. Hayırlı olsun. Hayırlısıyla. Sen ya. Bana Müslüm'ün galasında şey sormuştun. Demiştin ki Müslüm Ayla'yı geçecek mi demiştin. Evet. Ben de sana demiştim ki tabii ki geçecek, göreceksin demiştim. Doğru muymuş? Doğruymuş. Peki şimdi sorarsam Türk İşi Dondurma mı, Cicero mu? Hangisinin gişesi? Hangisini? İkisi de benim çocuğum gibi. İnşallah ikisi birbiriyle yarışırlar. İnşallah. Önemli olan halkımız beğensin. Mühim olan o. Yani benim ne gişe yaptığımın çok bir şeyi yok. Gerçekten. Mühim olan halkımız beğensin. Halkımıza layık bir film olsun. O kadar. Bundan mutluluk hep duyuyorum. Hep üstüne çıkarak devam ettiğiniz için biz de size teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar.